20 Temmuz 2018 ve burası Babadere Köyü, Çanakkale, Ayvacık ilçemize bağlı ve bir domates tarlasındayız. Rekor gelişim ürünü kullanan Sayın Nazmi Çetin Efendi'nin 4 dekarlık domates tarlası. Ve malum Nazmi Bey ne kadar kaliteli bir domates aldığını, verimini, tarlasının durumunu, ekim şartlarını anlatacak şimdi birazdan. Şöyle gösteriyoruz tarlamızı. Evet. Evet Nazmi Bey. Bu sene 10 Nisan'da ektim burayı ben. Evet. 4 dönüm. Hı hı. Mevki bölük bağlar. Çok güzel. Yani hem verimi güzel hem şu an tarla güzel. Geçiyor haliyle. Evet. Yani hasadın sonuna yaklaşmak üzereyiz. Fakat hala da iyi evet. Yani iyi ürün çıkıyor. Ve son hasatlar yapılıyor. Evet, 13 kilo gelen kasala 15 kilo geldi. Gelelim şimdi burada. Domates evet. Kalitesini görelim bir tane. Evet. Sabahleyin topladınız çünkü. Evet. Evet şuradan bakıyoruz bir. Evet. Bir domatesin kalitesini görelim şöyle bir. Evet. Bir parçalayın bakalım şöyle. Yani cinsi nedir bunların? Troy. Troy diye bir cins. Evet. Buz gibi içi. İçi buz gibi dolu evet. Peki. Peki aynen. Şöyle biraz daha açalım güzelce şöyle bakın. Peki işte bu içinde boşluk söz konusu mu? Yok. Hiçbir şekilde değil. Zaten bu buzlu olunca müşteri hemen alıyor. Buzlu. Bu buzlu görünce hemen yani alıyor. Şu dediğiniz buz olayı bu. Buz kaliteyi gösteriyor. Kaliteyi gösteriyor. Çok güzel. Ve özellikle ben neden... Ben müşteriden öğrendim yani bunu. Neden eskiden evet. 13 kilo gelen kasa 15 kilo geliyor. Evet. İşte gördüğünüz gibi evet. Şu şeyden dolayı. İçi dolu. Herhangi boşluk yok halde. Domatesimiz evet. Mükemmel. Evet. Yani bıçakla kesmiş gibi maşallah elinizde çok güzel. Anında şöyle şu buz kısmını dediğiniz gibi. Evet. Yani mesela bildiğiniz... kışın bak sera domateslerinde bu buz olmuyor. Olmaz evet. Devam tamam. Edelim. Tabii. Bir tane daha kopartın isterseniz. Bakın onu tamam. Da ben onları yiyeceğim zaten çünkü özel tadı var gerçekten. Evet. Şöyle evet. Şunu da kopartabilirsek şöyle hop. Su aşırı fışkırıyor bu arada. Evet. Sırı böyle. Evet. Yine buzumuzu gördük. Evet. Her taraf buz gibi şöyle. Evet. Suyu evet. Zaten içinde bak. Yine su bakın suyu sallayın akıyor bak. Akın suyuna. Evet aynı. Şu bak. Evet görüyor musunuz ha? Bak, su dolu. Zaten böyle fışkırıyormuş gibi suyu böyle. Evet. Evet. İşte gördüğünüz gibi bakın. Evet. O eskiden. Çekirdek de var yani. Tabii mesela çekirdek çok, de. Çok şeyde çekirdek olmuyor domateste. Tabii az önce söyledik ya. Az evet. Önce eskiden işte evet. 13 kilo gelen kasa şimdi 15 kilo gelme sebebi bu. Aynen. Buyurun şimdi devam edelim. Evet. Kökenler, şey, tonaj ne çıktı bugüne kadar burada? Cinsimiz bir daha söyler misiniz? Troy. Troy cins ha? Evet. 4 dekardan ne kaldırdık bugüne kadar? Vallahi işte topladık. 9-9,5 ton verdi dekarı yani. Dekar başına evet. Verdi. Ve şu an burada takriben ne kaldı? Vallahi 8-10 ton daha mahsulüm var yani. Anladım. Ya, evet. Yıl, peki 2018 gel kökleri bir inceleyelim şöyle bu arada. Evet. Kök yapısı nasıl olmuş? Bir ya, evet. Kökendeki durum nedir? Evet. Bir bakalım şöyle buyurun. Güzel. Şuradan başlayalım. Buyurun gelin. Evet. Nasıl tohur durumu şu an hala? Güzel. Çalışıyor hala. Hala da çalışıyor. Her ne kadar son dem olsa da evet, şu an yine domates dolu her taraf. Evet. Aynen. En az 10 ton daha buradan çıkar diyorsunuz. Ne demek evet. Bu? Evet. Dekarda 2,5 ton çıkar demek oluyor. Evet. Yani bu da 11,5-12 ton dekardan. Kasada gelip bak yine aynı ürün var yani. Evet. Aynı ürün var. Evet. Hepsi var. Aynen. Sabah onları bırakmışsınız herhalde. Toplamışsınız. Evet. Evet. Devam ediyorsunuz. Kökenler çıkıyor. Peki kök yapısının kalınlığı nasıl şöyle? Bir bakalım şöyle. Güzel. Doğru. Kalın. Hiç kökenleri görebildiniz mi? Evet. Güzel kalın. Peki rekor gelişim nasıl yapıyor toprakta suyla alakalı konuyu nasıl yapıyor? Vallahi toprağa dağıtmıyor suyu. Dağıtmadığı evet. için emdirdiği için bitki tamamen suyu gübreyi güzel alıyor. Yani suyu da güzel alıyor dolayısıyla. Evet, gübreyi de güzel. Gübreyi de verdiğin aynen. Gübreyi ne yapmıyor? Boşa atmıyor. Aynen. Sağa sola yayılmıyor. Arada ot çıkmıyor dolayısıyla. Evet. Verdiği yerde aşağı doğru yayılıyor. Aynen. Evet buyurun gelin. Bir çapa yaptım. İkinci çapayı zaten çok az bir şey yaptım. Yani. Evet. Nurusu güzel. Nazmi Bey, rekor gelişimi kaç zamandır takip ediyorsunuz? Valla 4-5 seneden beri takip ediyordum. 4-5 yani, yıldır zarardayım diyorsunuz yani. Evet, inanmıyordum. Yani. Hayvan gübresi daha iyi diyordum veya patlatma çektirim daha iyi diyordum. Evet. Fakat yani güzelmişti yani. Yani patlatma çekerseniz bu kadar alacağınızı mı düşünüyordunuz yani? Yani, traktörüm olsa 80 beygirlik belki birkaç sene daha kullanmazdım. Ama traktörüm ufak olduğu için. Derin patlatma çekseydiniz bu hale geleceğini düşünüyor musunuz? Vallahi bilmiyorum yani artık onu işte. Yani onu da yani. Yok. Bakın zaten evet. Biz bir seferlik o toprağı parça 2 yıl boyunca zaten toprak gevşek kalıyor haline. Evet. Tavlı kalıyor. Aynen. Ondan sonra hayvan gübresine gelince evet. Hayvan gübresi toprağı gevşetmek için kullanıyorsanız
O ayrı konu ama evet. Rekor gelişimden gene fazlasını da yapamaz. Evet. Ama organik madde eksikliği anlamında veriyorsanız verebilirsiniz. Eğer aynen. yoksa organik madde. Aynen. Biz tavsiye ediyoruz zaten. Yani o evet. konuda hani ikisi aynı şey değil. Bir de ben bu salin labene yaptırıyorum. Evet. Tarlanın toprak analizini. İkinci analizi. Burada demir yüksek çıkıyor. Evet. Demir biliyorsunuz birçok maddeyi bağlar. Bunu da şimdi rekor gelişimi herhalde bunu da ayarladım. Evet. Ondan ötürü renk durumu da güzel oldu. Şimdi bakın, lezzet de güzel oldu. Yani. Bakın lezzeti güzel. Kavunda evet. kullandınız güzel. Biberde kullandınız evet. güzel. pH da iyi. 6.8. Evet. Peki çok güzel. Harika. Evet. Evet. Peki bugün normal yani 2018 yılı genel anlamda, verimlilik anlamında, iklim şartları anlamında hani... Vallahi çok hoş bir yıl geçti. Hiç soğuk olmadı yani. Hiçbir böcek haşerat gizlenmedi. Evet. Şey yapılmadı. Evet. Ondan ötürü yani tabii onun için iyi yani. Evet. Bak şurada çok güzel domates var. Evet gösterelim şöyle. Evet domates. Keşke daha önce tarlalarımıza gelseydik. O da evet. buzlu buzlu. Evet. Aynen. Artık kopardınız evet. ama şöyle. Olsun. Bir daha buzlu görelim şöyle. Evet. Evet buzlu şey. Domates diyorsunuz. Evet. Ve gene gördük. Hakikaten. Aynen. Şu ışıktan ne kadar. Evet. Gene yani ne kesiyorsak evet. Şu gördüğünüz buzlu. Evet. Alıyorsunuz yani. Aynen. Sanki ağzınıza değdiğinde buzlu bir şey değecekmiş hissiyatı veriyor. Aynen. Aynen. Çok güzel. O senin bir arkadaşın vardı evet. Çanakkale'de. Evet. Etçi, şeyci. Evet. Ekmek arası yapıyordu. Evet. Şimdi, ne diyordu? Vallahi çok güzel diyor. Yani başkasından ben domates almıyorum diyor yani. Evet. Başkasından domates almıyorum diyor. Siz domates eseri bekliyorum diyor yani. Evet. Fazla fazla alıyor. Yani bazen diyorum ben bir gün sonra geleceğim diyorum. Aha. Adam ona göre diyor şey yapalım diyor. İrtibat halindeyiz. Allah'a çok şükür. Yani evet. iyi yani. Çok güzel. Şöyle bahçeyi çekiyoruz. Evet. Bahçemizin halen çalışıyor. Evet. Peki etrafta domates kaldı mı şu anda? Vallahi çok tarla şu anda şey yaptı yani bozulmak. Bozuldu yani. Bozulmak üzere. Ama siz şu anda 10 ton daha kaldırıyorsunuz yani işte. Evet aynen. Yani süre uzadı. Aynen. Bak, gördüğünüz gibi. Daha çok yeşil yani daha güzel. Tabii aynen aynen. Bak, domates burada da aynı gene. Evet. Çatlama, kaç fide ektiniz buraya? Yok. Vallahi 5000 civarında bir fide ektim işte. 4500 tane falan. 5000, 4 dekar. Dekar başına 1200 ediyorsunuz. Çatlamaktan bahsettiniz. Çatlama da yok. İşte güzel. En evet. Bir şey olur zaten. Şimdi. Bir çatlama da olmadığı için. Gelelim şimdi şuraya bakın. Bak şu kaliteyi görüyorsunuz yani. Bir saniye bakın bak, gelelim. Bak. Gösterin lütfen. Evet. Kalite bak görüyorum. Yani. Görüyorum. Evet koparmayın isterseniz. Kalsın. Yok koparın. Bak. Peki size bir soru. Neden çatlar? Valla bizce fazla uzattan veya kalsiyum noksanlarından çatlar bildiğimiz kadarıyla. Bakın ben size şöyle cevap vereyim. Evet. Gübre dengesizliğinden dolayı çatlıyor. Evet işte su gübreyi ama fazla toprağın olunca... güzel olmadığı zaman. Evet. Toprağınız güzel olmadığı zaman. Evet. Malum verdiğiniz bir ürünü alıyor evet. diğer ürünü alamıyor. Aynen. Bir karpuzundan daha birçok ürüne kadar çatlama yapabiliyor halde. Aynen, aynen. Ha siz gene gereğinden gereksiz abartırsanız gene çatlatırsınız ayrı konu. Aynen. aynen. Ama... El göğüs hizası bildiğimiz alışkanlık aynen. alışkanlık evet. da alışkanlıklarımızdaki olan o miktarlarda verdiğimizde öyle kolay kolay dengeyi bozup da çatlatmaz. Aynen. Çatlamış olsaydı bunun kilosu kaça düşerdi? Ya o zaman 25 kuruş 30 kuruşa giderdi. Kilo fiyatlarını söyler misiniz bu sene domateste? Vallahi birden başladı. 2-2,5'a kadar çıktı. Şimdi tekrar gene 1 lira. Anladım. 2-2,5 lira muazzam bir rakam. Evet. Güzel bir rakam. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Kavunu da aynı şekilde kullandınız. Aynen. Onu da birazdan çekeceğiz hali. O da geçmeye az kaldı ama. Tamam. Bahçe budur. Sonuç budur en azından. Onu evet. gördük hali. Tamam. Peki tavsiye ediyor musunuz dostlarınıza? Tabii tavsiye ediyorum. Herkese. Onlar da 5 yıl araştırsın alsınlar. 5 yıl araştırmadan mı alsınlar? Vallahi isterse hemen şimdi alsınlar. Hemen şimdi alsınlar diyorsunuz. Evet. Peki zeytinleri de verdiniz galiba. Evet zeytinleri de verdim. Yani onlara da. Ne diyor babanız Halil amca? Evet. İri iri diyor. Oğlum diyor. Bu sene diyor her şey iri iri tamam. Bana öyle söylüyor. Evet aynen. Kahvede gelirken aynen, kendisiyle görüştük. Ya yani baba tabii daha tecrübeli oldu. Ya diyor yani, oğlum diyor bu sene her şey iri iri diyor. Maşallah evet. diyor. Maşallah. Evet. Çok güzel. Evet. Rekor gelişimi çok güzel bir ürün diyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Oldu. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.